Ömrümün sonuna kadar bu böyle devam edecek tabii ki de. Her zaman annemi anacağım. En değerlim. Hepimizin bildiği gibi. Çok da değerli bir sanatçımız Türkiye için. Yine duamızı ettik, geldik. Her zaman olduğu gibi yine gideceğiz. Öyle diyeyim. Geçtiğimiz günde anneler bildiğim duygusal anlar yaşandı. Evet, evet, neler evet, evet. Sonunda girdi. Yani her zaman duygusal. Annemi andığım bir anda tabii ki de hani dualarını görüp, evet, dualarını düşünüp tabii ki de mutlu olduğum zamanlar oluyor. Hüzünlendiğim zamanlar da oluyor. İnsan oldu yani, hepimizin ağlıyoruz da gülüyoruz da. Ama ne yazık ki hayat devam ediyor. Biz de hani hayatımıza devam ediyoruz bir şekilde. Önemli olan anneme layık bir şekilde yaşayayım. Yani görevlerimi yerime getireyim. Böyle diyebileceğim şeyler. Aslında biz hem Boya Hanım'la röportaj yaptığımızda da naifliğini, iyi kalpliğini zaten biliyorduk. Kalk da aynı şekilde öyle. Siz oğlu olarak neler söylemek istersiniz Boya Hanım? Gerçekten annem diye söylemiyorum. Dünyada gördüğüm en temiz kalpli insan. Yani bir insan nasıl söyleyeyim, etrafına nasıl faydalı olabilir diye boş zamanında gerçekten düşünürdü. Yani acaba işte şunun bir ihtiyacı var, işte ben ona nasıl yardımcı olabilirim? İşte acaba bak şununla şununla mı tanıştırsam, işte işinde ilerleme mi sağlar diye sürekli düşünen bir insandı. Yani temiz kalpli herkes olabilir ama boş zamanında gerçekten kime faydalı olabilirim diye düşünebilen insan ben çok az gördüm. Öyle bir insandı. O yüzden de ben de hani hayatta örnek aldığım hani tek insandır. O yüzden de ben de iyi olmaya çalışıyorum, etrafıma yardım etmeye çalışıyorum. Onun adına leke getirmemeye çalışıyorum. Yani hiçbir şekilde kendi yaptığım hatalardan dolayı diyeyim. Yani böyle. Bülent Ersoy'un ailesinin cenazesinde de bayağı duygulanlar yaşandı. Siz de oradaydınız. Aynen. Annesi selam gönderdiğini söyledi. Aynen. Bu konuda neler diyeceksiniz? Annemi çok yakın arkadaşıydı biliyorsunuz. Nuri Yerlitaş'ta, Bülent Ersoy'da. Ben de çok severim kendilerini. Annemin her zaman kötü gününde yanımda oldular. Geldiler hani, benim kötü yanımda o zaman yanımda oldular. Ben de elimden geldiğince yanlarında olmaya çalışıyorum. Gitmeye çalışıyorum. O zaman da gittim, konuştuk. Yanımda olmaya çalıştım. Mekanları cennet olsun. Yani evet. Nuri Yeltaş da burada zaten biliyorsunuz. Evet, evet. Ondan sonra teyze de mekanları cennet olsun. Peki televizyonda falan izlediğinizde duygulanıyor musunuz? Nasıl şey? Annemle mi? Evet, evet. Yani zaten hani sonuçta herkesin annesi, evet, var ve hepiniz biliyorsunuz aslında bu duyguyu. Yani tabii ki de duygulanıyorum ama şimdi nasıl oluyor? Allah tabii bunun kuvvetini de veriyor. Artık her geçen gün hani yine bunu nasıl söyleyeyim, hani acıtasyon haline getirip ah niye böyle oldu, işte tabii ki, işte tabii. Niçin hani Allah'ım sen benden aldın gibi hani bir düşünceye girmemek lazım. Hani ben tabii ki de nasıl söyleyeyim, yani hayatımı devam ettiriyorum. Gördüğüm zaman duygulanıyorum. Bazen doğallığını görüyorum, işte güzelliğini görüyorum, hoşuma gidiyor, gülüyorum, güzel anıyorum. Böyle.